Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, kıymetli izleyenler, bir özgün rehberlik programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta inşallah çalışmada bitkinlik konusunu ele alacağız. Malumunuzdur, bahar geliyor, her yer yemyeşil, çiçekler açıyor. Dolayısıyla burada öğrenci kardeşlerimiz de haklı olarak hani böyle güzel bir havada işte biz çalışamıyoruz, biz rehavete kapılıyoruz. Hani dışarıda bu var olan bu güzel havanın, bu işte güzel mevsimin tadını çıkartmak varken kim işte gitsin dersin üzerinde ders çalışsın. İnşallah bu hususlara değineceğiz. Bu baharın gelişiyle beraber var olan bu rehavetin, isteksizliğin, yorgunluğun nasıl giderebileceğini biz inşallah konuşacağız. Konuğum her hafta olduğu gibi eğitimci yazar Doktor Abdülkadir Turan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bu hafta çalışmada bitkinliği konuşacağız. Biz daha önce işte planlamadan bahsettik, çalışmadan daha çok verim nasıl alınır, bunların hepsini konuştuk. Yani şöyle biz hani bir öğrenciyi biz çalışmanın başına getirdik, ona bir plan yaptık ve ona bir motivasyon verdik. Ancak ilerleyen süreçte ve baharın gelişiyle beraber bazen bu çalışmada isteksizlik olabiliyor, yorgunluk olabiliyor. Hani biz bu husus hakkında hocam öğrenci kardeşlerimize ne söyleyebiliriz? Evet. Şimdi bu hem baharın gelişiyle ilgili olarak hem dönem sonunun yaklaşmasıyla, yıl sonunun yaklaşmasıyla ilgili olarak bir yorgunluk, bitkinlik hissi oluşabiliyor. Bunlar fiziki sebeplerdir. Beden yoruluyor yıl sonuna doğru. Çalıştıkça yoruluyor malum. Bu sünnetullah'tır. İnsan bedeninin böyle bir özelliği vardır. Uğraşınca, çalışınca bir süre sonra bir yorgunluk belirtileri ortaya çıkıyor. Bununla beraber dikkat dağıtıcılar da yoruyor. Yani baharın gelişi, o insanın dışarı çıkma isteği, bu da yorucu olabiliyor. Fakat esas yorgunluğun bu fiziki sebepleri aşan iki çok mühim sebebi vardır. Bunlardan bir umutsuzluktur. İkincisi, hedeften gaflettir. Eğer başarıya dair bir umudunuz yoksa, başarılı olacağınıza inanmıyorsanız, çalışsam da fayda vermez. Ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım, bu bir yere beni götürmez gibi bir hissiyat içerisinde olursanız, umutsuzluk bedeni etkiler. Bedende bir bitkinlik, bir yorgunluk meydana getirir. Yine hedefi unutmak, gaflet, varacağınız yer konusunda zihninizi yenilememek. Dolayısıyla o azimde kararlılığın yok oluşu. Azimde kararlılık yok olduğunda azmin kendisi de yok olur ve insan kendi bitkin, yorgun hisseder. Azimde kararlılık neydi Gazali'nin ifadesiyle? Her gün yeniden başlıyormuş gibi insanın o hedefini hatırlayarak çalışması, gayret göstermesiydi. Şimdi siz o şuurda olmadığınızda, onu unuttuğunuzda, o kararlılık ortadan kalktığında azimin kendisi de ortadan kalkıyor. Çaba ortadan kalkıyor. Dolayısıyla vücut kendini nasıl hissediyor? Yorgun, bitkin hissediyor. Bu herkesi ilgilendiren sebeplerdir bunlar. Umutsuzluk ve hedef konusunda gaflet. Bizim bir de özel sebepler vardır. Kişilerin kendileriyle ilgili sebepler vardır. Mesela sene sonunun yaklaştığını düşünerek dinlenmeden çalışmak, tatil yapmadan çalışmak. Daha önce de bahsetmiştik. Tatil başarının koşullarından biridir. Tatilsiz eğitim olmaz. Bir öğün bile olsa dinlenmek gerekiyor. Yine telaşa kapılarak, vakit daraldı diyerek böyle çalışmayı üst üste yığmak, sürekli çalışmayla haşir neşir olmak, hiçbir sosyal etkinliğe katılmamak, kendini odasına kapatıp yeteri kadar hava almayacağı bir mekan içerisinde bulunmak, bütün bunlar vücudu halsiz bırakır. Üst üste uykusuz kalmak, hafta bir gün bile olsun şöyle bir rahat ders ortamına girmeden uyumamak, bütün bunlar yorgunluğun, bitkinliğin sebepler arasındadır. Ve şuna inanmamız lazım bizim. Yorgunluk
kaba bir tabirle uydurma bir şeydir. Beden çok garip bir yapıya sahip. Manen ayakta olan bir beden kolay kolay madden çökmez. Çok fiziki sebepleriniz yoksa. Mesela bizim yaşlarımızdakiler için şeker hastalığı gibi problemler. Bunlar bedende bir hantallık meydana getirir. İsterseniz de istemezseniz de. Böbrek problemi gibi problemler. Fiziki baş ağrıları, psikolojik değil bu arada, özellikle nörolojik. Psikolojik değil, nörolojik baş ağrıları bedeni hantallaştırır. Bedenin kendi yorgun hissetmesine yol açar. Ama böbrek probleminiz yoksa, bilmem şeker hastalığı probleminiz yoksa, nörolojik bir probleminiz yoksa, kısacası bedenin fiziki sebeplerle iyi işlemesini engelleyen bir sorunla karşı karşıya değilseniz, doktorlar izah edemiyorsa sizin hastalığınızı, sizdeki durum, yorgunluk psikolojiktir. Zira öyle beden çok ders çalışmakla yorulmaz. Siz günde 5 saat değil, 4 saatte uyusanız, umudunuz yüksekse, hedefinize varacağınıza inanıyorsanız, kendi dinç hissedersiniz. Bazen 11 saat ders anlattığınız olur. İşte bakın, dinlediğiniz değil, anlattığınız olur. 11 saat sonra müthiş bir muhabbet ortamına girersiniz. Hiç yorulmamış gibi konuşmaya başlarsınız. Aksine o muhabbet ortamı sizi dinlendirir. Şimdi, ha bir tarih bilgisi okumak, ha bir film izlemek. Sen tarih bilgisini okudukça yorulduğunu zannediyorsun. Filme dalıyorsun ve yorgunluğunu unutuyorsun. Aslında vücudun faaliyeti devam ediyor. Göz faaliyeti falan devam ediyor. Bedensel faaliyet devam ediyor. Peki nasıl oluyor? Burada psikolojik bir halle karşı karşıyayız. Tarih bilgisi okuyunca sen bir iş yaptığını düşünüyorsun. Ve işte yorar diyorsun. Senin bu inancın seni yoruyor. Film izlemeye bir iş gözüyle bakmadığın için ondan hiç yorulmuyorsun. Veya bir genç bir öğrenci düşünün. Kardeşimizi düşünün. 4 saat üst üste oyun oynuyor, bana mısın demiyor. Sırtım ağrıdı demiyor. Gözlerim böyle köreldi demiyor. Başım ağrıdı demiyor. Aynı öğrenci, bakın 4 çarpı 6 ne yapar? 240 dakika yapar. 240 dakika ara vermeden, yemeden, içmeden oyun oynuyor. 40 dakika matematik çalıştığında baş ağrısından şikayet ediyor, bel ağrısından şikayet ediyor, sıkılmaktan şikayet ediyor. Peki o oyunda gösterdiği zeka, matematik problemi çözerken harcadığı zekadan daha az bir zeka mıdır? Hayır. O da bir çaba harcıyor, bu da bir çaba harcıyor. O halde mesele neyle alakalı? Bu 40 dakikalık çalışmayı bir iş olarak görüyor. Psikolojik olarak onu bir yük olarak görüyor. Onda bir koşuşturma içinde olduğunu düşünüyor. Gizli bir isteksizlik var iş dünyasında. İster umutsuzlukla alakalı olsun, ister hedefe inanmamayla alakalı olsun, ister genel anlamdaki bir şuursuzluk olsun. Evet. O 240 dakika oyun oynarken ise ona iş gözüyle bakmıyor, eğlence gözüyle bakıyor ve hiç yorulmuyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum kardeşlerime. Yorgunluk, bitkinlik, bedensel değil psikolojiktir. Uydurmadır. Sizin kendi ayarlarınızla alakalıdır. Siz yorulacağınıza inandığınız bir işle meşgulseniz hemen yoruluverirsiniz. Ben yorulmam arkadaş bu işte derseniz yorulmazsınız. Vücut sizin komutlarınızı sonuna kadar dinliyor. Evet. Anlaşıyoruz değil mi? Yani bazı fiziki sebeplerden bahsettik. Fiziki sebepler haktır, doğrudur. Bir kısmı bizimle alakalı, bedensel problemlerimiz, sağlık problemleri. Bir kısmı süreçsel problemler, yıl sonuna doğru yaklaşıyoruz. Diğer bir kısmı baharın gelişi gibi, günlerin uzaması, dışarı çıkma saatlerinin artması gibi yine fiziksel, tüm bunların ötesinde ama yorgunluk insanların en az %90'ı için. Ama en az %90'ı için ders çalışma gibi bir etkinlikte uydurmadır. Fiziki değildir, psikolojiktir. Belki günümüzde hani hocam bahar gelmiş. Hani belki kardeşler işte bu baharın dışarıdaki o havayı görüyorlar.
Radyolar zaten biz yorulduk, zaten biz yorgunuz. Zaten yıl boyunca çalıştık, işte bizim isteğimiz kalmadı. Bu da hani aslında oradaki olan şey, bir dışarıya çıkma isteği var. Bunu temellendirmek için de yorgunluğu öne sürüyor. Bu da esasında hani belki bu kardeşimiz kendini psikolojik olarak kendisi kontrol altına alabilse ve dese ki işte benim bir hedefim var. İşte üniversite hazırlananlar işte 2 ay sonra sınav var. Her ne olursa olsun ben bu sınava çalışmalıyım. O inancını muhafaza edebilse bu tür sorunlarla o zaman karşılaşmayacaktır. Evet, yani kardeşlerime özellikle şunu anlatıyorum. Seni bahar yormaz, seni yıl sonu yormaz, seni umutsuzluk yorar, seni gaflet yorar, seni kendi psikolojin yorar. Evet. Buna önce bir inanman lazım. Yoksa beden bahane üretme konusunda müthiş bir kabiliyete sahiptir. Aynen bahsettiğin gibi, göz aslında nerede? Göz dışarı çıkıp oyun oynamakta. Evet. Bunun için insanın iç dünyasında bir meşrulaştırma mekanizması vardır. Bu haramı helal yapan mekanizma nasıl işliyorsa, nasıl meşrulaştırıyorsa, bizim şimdi çocukluğumuzda eğer bir bahçeden bir meyve çalıyorsanız, çalma da denmezdi. Yani bir meyve alıyorsanız sahibinden izinsiz. Göz hakkı. Göz hakkı diyordunuz. Göz hakkından öte şöyle üflerlerdi bizim çocukluğumuzda. Helal ve zelal, helal ve zelal derlerdi. Böylece helal olmuş oldu. Helal olmuş oluyordu. Veya bir serçe kuşunun öldürülmesine halk şiddetli tepki gösterirdi. Evet. Şimdi bir serçe kuşu vurmuşlar, kafasını koparacaklar. Bıçakla koparmak gerekiyor ama şöyle elle koparıyorlar, vicdansızca bir koparışla. Koparırken helal zelal, helal zelal der, koparırlardı. Bu insanın bünyesinde var olan dehşet bir meşrulaştırma mekanizmasıdır bu. Evet. Derste de bu mekanizma fonksiyoneldir, işlevseldir, çalışır. Der ki, ya aslında sen çok yoruldun ya, şöyle bir dışarı çıksan, bir tur atsan, sonra bu sınavda ne çıkacak, çalışsan da olmaz diye bir sürü beden bahane uydurur. Her bir, ama onu o şekilde ifade etmez. Bahaneler hep arka planda kalır. Ön planda işte biraz dinleneyim, biraz eğleneyim, yoruldum falan diye farklı bir kılıfa sürükler. Burada bedene aldanmamak lazım, arzulara aldanmamak lazım. Zevk, nefs çağının şerrinden uzak durmak lazım. Faydaya inanmak lazım. Faydaya inanırsak Allah'ın izniyle biz başarılı olduğumuzu göreceğiz. Yorulmadığımızı hem de hiç yorulmadığımızı göreceğiz, fark edeceğiz. Burada hocam ben şuraya değinmek istiyorum. Hani siz anlattınız gerçekten muhteşem bilgiler. Burada hani yorgunluğun psikolojik olduğunu ifade ettiniz. Evet. Yani aslında bu psikoloji dediğimiz esasında insanın kendi iç dünyasıdır ve biz maneviyat da diyebiliriz. Bu anlamda hocam bu psikolojiyi sağlam ayakta tutabilmek, yani bunun kaynağını biz nasıl, yani öğrenci kardeşlerimiz nasıl, kendilerini nasıl beslesinler? Güzel. Bir kere biz fiziken tedbir almalarını öneriyoruz. Yani derse mümkün oldukça 40'ar dakikalar halinde çalışmak lazım. Yani 40 artı 10 şeklinde bir 40 dakika ders, 10 dakika teneffüs. Eğer yapamıyorlarsa hiç olmasa 40 artı 40 yani 80 blok çalışma, 20 dakika bir teneffüs evde ders çalışırken de. Şöyle pencereden dışarı bakabilirler, bahçeye açılabilirler varsa, telefonlarına bakabilirler. Yani baharın gelişini de kendi lehlerine çevirebilirler. Çevirebilirler, evet. İbadet edebilirler, bir kitaba bakabilirler, bir hikaye okuyabilirler. Bizim açımızdan bir kere bu fiziki tedbirler çok önemli. Hafta en az bir yarım gün, en az yarım gün ama tam günü tavsiye ediyoruz. Esasında 24 saat ara versinler. Bu hiçbir programı aksatmaz. 24 saat ara veriş. Aksine onu pişirir, olgunlaştırır o bilgileri, bu tedbirleri alsınlar. Onun ötesinde bizi ayakta tutan nedir? Zikirdir. Zikir nedir? Hatırlatmadır. Evet. Sizin motive olmanız lazım diyorlar. Motive olmak ne aslında? Hedefi hatırlamadır, umudu yüksek tutmadır. Ben çalışırsam başarılı olurum diye bu umudu sağlam tutsunlar, buna inansınlar, hedeflerine, İnançlarını hedef diriltsinler, zikretsinler. Hedefim çok önemli. Benim mutlaka başarılı olmam lazım desinler.
Ve bu ikisiyle birlikte yorgunluğun psikolojik olduğuna inansınlar. Dolayısıyla bir yanıyla şeyi def ediyoruz yorgunluğu. Diyoruz ki sen psikolojiksin. Ama öte yanıyla ben çok kasıtla programın başından itibaren vurguluyorum ki genç kardeşlerim beni dinlesinler, beni anlasınlar, karlı çıksınlar, kazansınlar. Biz dinlerlerse başarılı olurlar, kazanırlar. İnşallah. Umutsuzluğu def edecekler ve hedeflerini göz önünde bulunduracaklar. Gerekirse şöyle bir afişe bakıyor ki olmuyor. Afişe yazacak, yapıştıracak duvara. Diyecek ki sen doktor olacaksın. Sen mühendis olacaksın. Ve hayal edecek. Bir gün doktor olduğunu, insanlığa nasıl hizmet ettiğini, bir gün mühendis olduğunu, ne güzel projeler geliştirdiğini düşünecek. Bencil de düşünmemek lazım. Böyle hep kişisel, bireysel midemi doldururum, şöyle eğlenirim falan diye değil. Nasıl hizmetler yaparım? Bunu hayal edecek. Her tembelleşmeye başladığında gözlerini kapatıp varacağı yere şöyle küçükçe bir rabıta usulüyle bir hafif bir hayal ederse Allah'ın izniyle bu yerinden böyle zıpladığını, derslere yöneldiğini, hiç de yorgunluk hissetmediğini rahatlıkla fark edecektir. Evet. Bir de en nihayetinde hocam belki şunu da ifade etmek lazım. Hani biz Müslümanız. Bir Müslüman olan insan hani harama yaklaştıkça bu manevi gücü, psikolojik gücü de zayıflıyor. Evet. Belki kardeşlerimizin de bu noktada dikkat etmeleri gerekiyor. Hani burada işte maneviyatını yüksek tutma, işte o dini hassasiyetleri muhafaza etme. Yani çünkü ben de hatırlıyorum hocam, biz hani öğrencilik hayatımızda gerçekten bu noktada hassasiyet göstermeyen kardeşlerimiz hedefleri büyük olmalarına rağmen gerçekten ve kabiliyetli olmalarına rağmen gerçekten hani çok zeki, çok kabiliyetli ama ancak başarıyı bir türlü elde edemiyorlardı. Belki bunun doğruyla bir ilişkisi vardır. Mümin için haram yoksa yorgunluk yoktur. Mümini yoran haramdır. Harama yönelmedir. Haramdan dolayı yıpranmadır. Sen haram, günah içinde değilsen niye yorulacaksın arkadaş? Seni günahlar ancak yorabilir. Günahlar çökertebilir. Evet. Doyumsuz haram bakış. O harama meyil. Haramın peşinde koşmak. Harama arayış. Bazen bir ekranda arayış. Bazen bir gazete sayfasında arayış. Bazen sokakta arayış. Mümini o yorar. Genci o yorar. Nefis yorar. Arzuları yorar. Akli faaliyet öyle bir garip ki çalıştıkça daha fazla çalışmak ister. Evet. Arzuysa ona karşı mücadele eder. Sen yoruldun, bittin. Şöyle bir dinlen der. Evet. Onun için arzulardan, nefsin oyunlarından sakınan kardeşlerimiz Allah'ın izniyle başarılı olacaklardır. Bu en büyük motivasyondur. Hep böyle mi olur? Evet, Batı'da dahi böyle. Gençler böyle motive edilir. Onlara denir ki mesela periz yapacaksın denir yani. İşte aylarca o çocuk o başarı aşamasında onun mesela kız arkadaşıyla görüşmesine müsaade etmezler. Bir sınırlama getiriyorlar. Sınırlama getiriyorlar. Karma eğitime karşı çıkıyorlar. Niye karşı çıkıyorlar? Bu tür meseleye karşı. Onun için günahtan uzak durmak lazım. Günahtan uzak duran Allah'ın izniyle başarılı olur. Hocam bir iki dakikamız kaldı. Hani toparlama mahiyetinde son olarak kardeşlerimize ne söylemek istiyorsunuz? Şunu söylemek istiyorum. Bir kere yaptıkları işe bir anlam vermeliler. Yaptıkları iş mukaddes bir iştir. Ders çalışmak ibadettir. Eğer halis bir niyetle başlamışsanız, sonunda güzel sonuçlara varmak istiyorsanız, insanlığa, ümmete hizmet etme gibi bir gayeniz varsa ders çalışmak mukaddestir. Bu mukaddesat uğruna insan yorulmaz. Sizi yorgunluğa sevk edecek olan umutsuzluktur. Umutsuzluk şeytani bir histir. Şeytan nefisle buluşur ve sizi umutsuzluğa kaptır. Başarılı olamazsın der. Bununla beraber size varacağınız hedefi unutturmaya çalışır. Ne zaman umutsuzluğa kapılırsanız hedefinizi hatırlayın, hedefiniz üzerine tefekkür edin, hedefinizin önemini düşünün. Bu umutsuzluğun şeytandan, nefisten geldiğini tefekkür edin ve bütün o azminizle dersinize yönelin. Göreceksiniz ki yorgunluk dediğimiz şey tamamen uydurma bir şeydir. Zihni faaliyetler için uydurma bir şeydir. Evet, beyin uzun süre çalışınca yorulur. Ama basit bir etkinlikte, çok küçük basit bir etkinlikte yorgunluğunu unutabilir. Bazen bir dostla şöyle bir karşılaşmak, bazen birine şöyle bir selam vermek, bir hayır faaliyetine bulunmak, iki rekat sünnet kılmak
secdede şöyle güzel bir secdede bulunmak insana bütün yorgunluğunu unutturur, ona yepyeni kapılar açar. Hafif bir uyku, mesela öğle saatlerinde basit bir kayrule uykusu, başını masaya koyarak dahi olsa basit bir uyku, insana bütün yorgunluğunu unutturabilir. Onun için tavsiye ediyoruz, fiziki tedbirler alın, program içinde bahsettik. Ama manevi tedbirlere yönelin. Göreceksiniz ki Allah'ın izniyle hem maddi hem manevi tedbirleri alanlar çift kanatlıdır. Çift kanatlı olanlar uçar. Sadece manevi tedbirlerle elbette bu iş olmaz. Sadece manevi tedbirlerle elbette olmaz. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman insanlığı uçuranlar, kendileri de uçanlar, insanlığı uçuranlar hem maddi hem manevi tedbirleri alanlardır ki İslam'ın insanlık için kıymeti de buradan geliyor. Hocam Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Süremizin sonuna geldik. Gerçekten kıymetli bilgiler verdiniz. İnşallah. Muhterem izleyenler ve sevgili öğrenciler, bir Özgün'ün rehberlik programının daha sonuna geldik. Bu hafta esasında özetlemek gerekirse bir cümleyle özetleyebiliriz. Yorgunluk psikolojiktir. Yani biz bunu bilirsek, yani yorgunluğun psikolojik olduğunu ve Müslümanın psikolojisinin de maneviyatıyla doğrudan ilişkili olduğunu, dolayısıyla bir Müslüman maneviyatını beslediğinde, bunu güçlü tuttuğunda onun için yorgunluğun olmayacağını doğrudan söyleyebiliriz. İnşallah bir sonraki hafta karşınızda olmak üzere. Allah'a emanet olun.